Efendim, benim Ulucanlar müzesinde bu adam burada hapis yattı diye resmim vardı, plaket vardı. Ben tekrar cezaevine girince benim o plaketi kaldırdılar. Yerine Sayın Özdağ'ın plaketini koydular. O zaman AK Parti milletvekiliydi. Sonra istifa etti. Ne diler bilmiyorum o plaketi. Dolayısıyla artık hapishaneyi Nobel odur, ödül şeyi mi zannediyorlar? Nedir yani? Şeref listesi mi? Efendim? Onu kaldırdılar efendim. Onu kaldırdılar. Evet, tamam. Dolayısıyla hal vaziyet böyle. Ne diyecekler? Hayır, bu adam burada yatmadı. Ama daha vahimi var. Ben 2011'de BDP üyesi oldum ve milletvekili aday oldum. Orada Sayın Leyla Zana, Sayın Ahmet Türk, Sayın Selim Sadak ve daha birçok arkadaşımız 10 yıla yakın, 10 yılın üzerinde hapis yattılar. Onları baştan koymadılar. Hiç koymadılar onları, hani sonradan çıkartmak zorunda kalmayalım diye. Artık bu Altındağ Belediyesi'nin bal yemesi midir? Yoksa Adalet Bakanlığı'nın hüneri midir? Bilmiyorum. Sayın Grup Başkan Vekili, umarım hak ettiğimiz zindanlara bizi atmayı biliyorlar, adımızı yazmaya şey ediyorlar. İşte özleri baymıyor ya. Umarım cevap olmuştur sayının. Şimdi bu Hüseyin Beyoğlu'nun ardı arkası kesilmeyen yolsuzluk ve rüşvet iddialarından bahsetmek istiyorum size. Geçtiğimiz hafta Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin evine baskın düzenlediği ve hakkında tutuklama kararı çıkan Hüseyin Beyoğlu'nun kabarık suç dosyasına bakalım. Hüseyin Bey kurucusu olduğu sürücü kursuna kaçak elektrik bağladığı için 6 ay hapis cezası alıyor. Sonrasında imamlığa başlayıp sahte akıl sağlığı yerinde değil raporu alarak maulen emekli oluyor. Soyadını değiştirerek kendine yeni yolsuzluklar için yepyeni bir sayfa açıyor. Belediye başkanlığı döneminde suç kataloğunda yok. Gerçekten yok. İmarlı arsaların değerinin çok altında satılarak kamunun zarara uğratılması var. 54 milyon lira bedelinde usulsüz araç kiralama var. Yakınlarına mülk edindirme var. Depremde bu kadar çok can kaybetmemizin temel sebeplerinden olan imar yolsuzluğu zaten kayyumların olmazsa olmazı. Bu da yetmiyor. Deprem sonrasında hasar gören mahallelerde kaçak, ruhsat dışı, imar yönetmeliğine aykırı yapılaşmalara göz yumuyor kayyumlar. Bu da onlardan biri. Soruşturmanın detaylarına siz bakarsınız. Bir de depremzedeleri dolandıran 2016 kayyumundan bahsetmek istiyorum. Kayapınar ilçemize atanmıştı. Mustafa Kılıç. Mustafa Kılıç Kayapınar Kaymakamlığından sonra onlarca yolsuzluk dosyasından sonra Adana Yüreğir'de depremzedeleri 50 milyon TL dolandırmış. Ve şu anda mahkemesi görülüyor. Mahkemede yaptığı savunma şu. Ben bir şekilde avukata giden davacı olan kişilerden birinin avukatına şunu söylüyor. İlk celsede tahliye olurum, uçağa biner gider sevgilimle İngiltere'de parayı yerim. Tabii ki yapar bunu. Çünkü biliyor, Kayapınar'da yaptığı yanına kaldı. Cezasızlık zırhı var. Bir daha yapar, bir daha aklanır, gider başka bir yere tayin olur. Şimdi imar barışı diyerek çürük binalara ruhsatlar dağıtarak, imara açılması tehlikeli arazilere beton dikerek yurttaşların hayatına kast edenlerin çözüm üretmesini zaten beklemiyoruz da depremzedeleri dolandırmak nedir ya? Bu kişiler bu cesareti elbette cezalandırılmayacaklarını düşündükleri için buluyor. Bakın, daha yeni Van Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları arşa çıkmış. Daha sonra Trabzon'da belediye başkanlığı yapmış, bir AKP belediye başkanlığı yapmış Murat Zorluoğlu Diyarbakır'a vali olarak atandı. Biz bütün kayyumların önce yolsuzluk soruşturmasından geçirilmesini talep ediyoruz. Bu Diyarbakır halkının rahatsız olduğu bir atamadır. Bunu da buradan ifade edelim. Şimdi depremzede yurttaşların burada süre kısıtı nedeniyle sayamayacağım eğitim, sağlık, ulaşım gibi pek çok sorunu var. Artık onlara unutturulmadıklarını göstermeli, sorunlarını bir an önce çözmeliyiz.
AKP-MHP'li vekiller her muhalefet önergesinde olduğu gibi bu öneriyi de oy birliğiyle kendi oylarıyla reddedecekler. Kamu malının korunması, millete ait tek bir kuruşun heba edilmemesi burada bütün milletvekillerinin hep birlikte ortak bir sorumluluğudur. Şimdi burada milletvekilleri olarak bizler sahaya indiğimizde vatandaşımız en fazla neden şikayet ediyor? Elbette yoksulluktan, pahalılıktan şikayet ediyor. Ama kendisini yönetenlere baktığında da ya şu lüks şatafat nedir diyor. Şu sayısı belli olmayan, ücret alan insanlar var kamuda. Bunlara niçin müdahale etmiyorsunuz diyor. Ve bu soruları bizlere soruyor. Şimdi bu kanun teklifine göre milletimiz acaba bize şunu söyleyecek mi? Evet, biz kemer sıkıyoruz. Bizleri yönetenler de kemer sıkmaya karar vermiş diyebilecekler mi? Bunu anlayabilmek için değerli milletvekilleri iki şeye bakmamız lazım. Bir, bu kanunun gerekçesine, iki, bu kanunun maddelerine. Şimdi gerekçe nedir? Gerekçe de kamuda azami bir tasarruftan bahsediliyor. Tasarrufların arttırılmasından bahsediliyor. Ve verimsiz harcamalardan bir an önce vazgeçilmesinden bahsediliyor. Elhak bu doğrudur ve gerekçeye biz Gelecek Saadet Grubu olarak aynen katılıyoruz. Peki buna katılıyoruz da 31 maddeden oluşan böyle bir tasarruf kanun teklifi içerisinde tasarrufla ilgili olarak kaç tane madde var? Değerli milletvekilleri, aziz milletimiz, böyle bir kanun teklifinin içerisinde tam tamına 2,5 madde var. 2 madde ilgili, diğer maddeyle de ilgi kurabiliriz. Şimdi bir tasarruf kanun teklifi görüşüyoruz ama içinde tasarruf maddelerinden tasarruf edilmiş bir kanun teklifi. Dolayısıyla bu konu gerçekten sadece bir ironi değil, üzerinde hep birlikte düşünmemiz gereken bir mesele. Bakınız değerli milletvekillerim, evet yine bir torba kanun görüşüyoruz. Epeyce fazla bir kanunda, yine kararnamelerde değişiklik öngören bir torba yasa teklifini görüşüyoruz. Varlık fonunda yer alan kamu bankalarının sermayelerinin arttırılmasına, BOTAŞ'ın sermaye yeterliliğinin ve nakit akışının daha iyileştirilmesine, hibrit araçlara, Türk-Japon Üniversitesi'ne, gelir idaresinin yeniden yapılanmasında içinde yok yok kanun. Her şey bunun içerisine konmuş durumda. Milletimiz bu kanun teklifiyle, şimdi biz bu kanun teklifinin maddelerini burada konuşacağız. Devleti yönetenler de kamuda bir tasarruf dönemini başlatıyor diyebilecek mi? Bu maddelere bakıp bunu söylemek mümkün mü? İktidar mensubu arkadaşlarımıza özellikle bir kardeşler olarak söylüyorum. Ülkede çok büyük bir fakr-ı zaruret varken ve tasarruf tedbirleriyle ilgili bir kanun teklifi getiriyoruz dedikten sonra 2,5 maddesi tasarrufla ilgili olan bir maddeyi, bir kanun teklifini yüce meclise getirmek siyaseten yapılabilecek çok büyük bir hatadır. Bu hatanın, bu kötü algının nasıl oluşturabildiğine inanın aklım ermiyor. Dolayısıyla bunu da özellikle ifade etmeliyim. Peki ne yapılmalıydı? Ne yapılmalıydı değerli milletvekilleri? Bütüncül bir tasarruf kanunu, bütüncül bir tasarruf kanunu mutlaka meclise sunulmalıydı. İçinde sadece tasarruf olan, millette heyecan uyandıran bir tasarruf kanun teklifi. Kamuda israfın önlenmesi için biz devleti yönetenler olarak topyekün bir seferberlik mücadelesine çıkıyoruz denilen bir tasarruf kanun teklifi. Ve milletin meclisine biz israfın önlenmesi için şu tedbirleri aldık. Bakın burası çok önemli. Şimdi milletimiz bizden şunu duysa, ya bir tasarruf kanun teklifi geldi ve milletvekillerimiz yüce mecliste parti ayrımı olmaksızın şunu konuşuyorlar. Geçen dönem şunlar yapıldı, bu dönem yapılmayacak ve bizim devletimiz şu kadar tasarruf edecek. Ben inanın etki analizinde plan bütçede bunları konuştuk. Böyle bir bilgi alamadık.
Dolayısıyla keşke bu yapılsaydı, bunları konuşmamış olurduk. Şimdi çok temel bir sorumuz var. Ülkemizde özellikle son birkaç yıldır biz niçin tasarruftan bahsediyoruz? İsrafın engellenmesinden bahsediyoruz. Hatta ve hatta tasarruf genelgesi üzerine genelgeler yayınlıyoruz. Çok açık değerli milletvekilleri, üzülerek ifade ediyorum. Çok açık, deniz bitti. Artık ayağımızı yorganımıza göre uzatmazsak bu güzel vatan ekonomik bağımsızlığı anlamında çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabilir. Bu kadar yüksek bütçe açığıyla, bakın, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtik. Elbette bu sistemin rehabilite edilmesi lazım. Parlamenter sistem dahil konuşulması lazım. Bu sisteme geçtik 2018'den bu tarafa. Bu ülkede bizim bütçe açıklarımız 45-55 milyar TL arası gider gelirdi. Bakın şu anda bu bütçe açığı 55 kat artmış. Bütçe açığının bu kadar yüksek olduğu bir ekonomide, cari açığın bu kadar yüksek olduğu bir dönemde, bir parantez açayım ve bir teşekkür edeyim. Bakın Mehmet Şimşek Bey ekibi geldiğinde 60 milyar dolara çıkmıştı cari açık. Şu anda inşallah bu senenin sonunda bu 20-25 milyar dolarlara kadar inecek. İyileşme olacak. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bütçe açığı olan, cari açığı olan bir ülkede tasarruf açığı hem devletin hem milletin canını yakar. Şimdi şunu kabul edelim. Değerli dostlar, değerli milletvekilleri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte maalesef birçok konuda ipin ucu kaçmıştır. Yeni ekonomi yönetimimiz rasyonel ekonomi politikalara döneceğiz dedi ve 2018 yılından sonra o yaşanan yıkımı toparlamaya çalışıyor. Ve bunu yaparken de biz bu dezenflasyon programında elbette bunun başarılı olmasını istiyoruz. Zira milletimizin artık dayanacak gücü kalmadı. Telefon almaktan, sokaklarda insanların, işte bugün emeklilerle ilgili bir zam yapıldı, teşekkür ediyoruz. Elbette çok yetersiz, onu da konuşacağım. Ama sonuç itibariyle artık millet mutlaka rahatlatacak, milleti rahatlatacak tedbirlere ihtiyacımız var. Değerli milletvekilleri, aziz milletimiz, şimdi tasarruf konuşuyoruz. Bazen soruyorum, AK Partili arkadaşlarıma da soruyorum. Arkadaşlar, bir şeyi başlatırken önce bir temel atılır. Tasarrufun temeli ekonomide nedir? Yani biz şu anda bu kanun teklifinde tasarrufla ilgili böyle bir temel atıyor muyuz? Böyle bir bakış açısı bu kanun teklifinde var. Var mı? O bakış açısında, altını çizerek söylüyorum, o bakış açısında tasarruf yapmak için önce işi ehline emanet etmek lazım. Önce işi ehline emanet etmek lazım. O bakış açısında aynen Mehmet Şimşek Bey'in dediği gibi rasyonel ekonomik politikalara dönmek lazım. Akılcı ekonomi politikalarla yeni bir dönemi hazırlamak lazım. Ve o bakış açısında kaynakların tasarruf olabilmesi için kaynakların etkin ve verimli alanlara yatırılması lazım. Yani biz 1 milyon TL bir yere yatırdığımızda biz o iş bittiğinde acaba bu işten ne kazandığımızı düşünerek hareket eden bir artık durumu Türkiye'de konuşmamız lazım. Ve belki bu işin daha üstünde bir şey söylememiz lazım. O bakış açısında tasarrufu bu ülkede hakim kılmak, israfı önlemek için o bakış açısında daha güçlü bir demokrasi ve daha güçlü bir hukuk devletini el birliğiyle inşa etmemiz gerekiyor. Ve buradan hareketle, bakın, tasarruf tedbirleri dendi ve inanılmaz yatırımlar durduruldu. Evet, durdurulması gerekiyordu. O kadar iş ileri gitti ki şu anda kamuda çalışanların kullandığı araçlara kadar, servislere kadar tasarruf yapıyoruz. Şimdi ben aziz milletimizin hakemliğinde herkese sorayım. Biz bunları niye konuşuyoruz? Biz bunları konuşuyoruz çünkü 2018 ve 2023 yılları arasında hatalı, yanlış ekonomi politikalarının bedelini biz de milletimiz de hep beraber ödüyoruz. Ümit ederim tarih tekerrür etmez. Ümit ederim bu yoldan sapmayız ve ülkemizin doğrularında birlikte hareket ederiz.
Şimdi değerli milletvekilleri, buraya gelmişken bir hatırlatmak istiyorum. Bakın, ekonomik krizi derinden hissetmeye başladığımız aslında yıl 2021. 2021 Haziran ayında AK Partili arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Cumhurbaşkanımız bir genelge yayınladı. Kamuda azami tasarruf dedi. Kaynakların kullanılmasından bahsetti. Ve o 2021'de o genelgeden sonra tam bir yıl önce o da bir tevafuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir genelge yayınladı. Dedi ki tasarrufla ilgili ne tedbir alıyorsunuz ey bakanlıklar? Bana bunu raporlayın. Bakın. Ve yaklaşık 2 ay önce 17 Mayıs 2024'te Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten geniş kapsamlı bir tasarruf paketi açıkladı. Keşke o paket bugün görüştüğümüz tasarruf kanunu olarak adlandırdığımız bu kanun teklifine ışık tutabilseydi. Ve şimdi geldiğimiz bu noktada ben bir soru sormak istiyorum. En azından 2021'den sonra 3 tane çok önemli genelge var. Cumhurbaşkanımızın yayınladığı 2 tane genelge var. Bakanımız Mehmet Şimşek Bey'in yayınladığı genelge var. Bakın, bizim milletimiz eğer şu anda bu kürsüden şunu duysa inanın 85 milyon aynı heyecanı duyar. Biz 3 yıl içerisinde şunları, şu genelgeleri yayınladık. Bu talimatları verdik ve biz devlet olarak şu kadar tasarruf yaptık. Arkadaşlar, eğer İktidardaki arkadaşlarımız, komisyonda kanun teklifini hazırlayan arkadaşlarımız bize şunu söylerlerse, biz şu kadar tasarruf yaptık, bir problem yok. Onu duymak isteriz. Ama bize şu söylenirse, ya onlar genelgeydi, bu kanun teklifiyle ilgili olarak bu işe uymayanlara cezai şart getiriyoruz. O zaman arkadaşlar, hepimizin durup bir düşünmemiz lazım ki bu ülkede neler yanlış gidiyor. Yani Cumhurbaşkanlığının talimatı, bakanın talimatı eğer yerine getirilmemişse hepimizin biraz daha fazla düşünmeye ihtiyacı var demektir. Değerli milletvekilleri, tasarrufla ilgili olmasa da ben yine bu kanunda hepimizi ve milletimizi memnun edecek bir madde var. O da depremden etkilenen 11 ilimizle ilgili olarak burada genel bütçeden ayrılan payda herhangi bir düşüş yapılmayacak. Ben kanun teklifini hazırlayan arkadaşlara bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ve kanun teklifinde millet adına olumlu bulduğumuz en önemli alan bu. Bu önemliydi. Ancak ben burada konuşmamın 5 dakikasını buna ayırmak istiyorum. İlk bakışta olumlu gibi görülen ve kanun teklifinde tasarrufla ilgili neredeyse en önemli madde olarak öne çıkan şu tek maaş ödenecek meselesine biraz değinmek istiyorum. Gerçekten burada bu kanun teklifiyle biz çoklu maaş uygulamasına son mu vereceğiz? Ve gerçekten bu kanun teklifiyle birlikte biz 3-5 maaş uygulamasına son mu veriyoruz? Bakınız değerli milletvekilleri, kanun teklifi açıkça şunu söylüyor. Diyor ki şayet kamuda fiilen çalışan biriyseniz, bu bakan yardımcısı da olabilirsiniz, bir bürokrat da olabilirsiniz. O maaşınızı alacaksınız. Onun üstünde kamunun herhangi bir yönetim, denetim, danışma kurulunda bulunursanız üst sınır olarak belirlenmiş 98 bin lirayı da alacaksınız. Arkadaşlar, farkında mıyız? Bizler sonuçta siyaseten rekabet edebiliriz. Ama bakın, millet bu kadar yokluk içindeyken 2500 lira emekliye nasıl veririz diye düşünürken biz şu anda kamuda çalışanlara çift maaşı yasal hale getirecek bir kanun teklifini görüşüyoruz. Ben öyle anlıyorum. Yapmayın diyorum. Allah aşkına yapmayın. Hele hele 15 Temmuz haftasında bunu bu millete yapmayın. Bazen diyorum Sayın Cumhurbaşkanımız bunları gördü mü diye. İnanın kendi kendime soruyorum. Ya bir siyasi parti bunu kendine niye yapıyor? Şimdi kamuda çalışanlar böyle. Peki ben kamuda çalışmıyorum. Dışarıda özel şirkette yöneticiyim. 3 tane, 5 tane yerde bu kurullarda görev alabilir miyim? Arkadaşlar görev alabiliyorsunuz. Ya ne yapıyoruz biz? Yani hem çift maaşı yasalaştıracağız, hem 3-5 maaşı yasalaştıracağız.
Ben inanın anlamakta çok ama çok zorluk çekiyorum. Bu maddeler bu genel kuruldan geçmemeli sayın milletvekilleri, değerli AK Partili arkadaşlar. Sokağa çıkamayız. Yapmayın bunu. Bakın bu madde mutlaka yeniden düzenlenmeli. Benim kanaatim şu, önerim şu. Kişilerden bağımsız olarak söylüyorum. Mutlaka burada şunu yapalım. Bir kişi özel ya da kamu fark etmez. Bu kurullarda sadece bir yerde bulunsun ve isterse, arzu ederse bu kurullarda, bak isterse ve arzu ederse, ya Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulunda, Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda bundan büyük onur şeref mi olur? İsterse, arzu ederse, ihtiyacı varsa bu kurullarda görev yapacak olan kişilere bir asgari ücret verelim. Verin böyle bir teklif. İktidar Partisi'ndeki milletvekili arkadaşlarımıza söylüyorum. Verin böyle bir teklif, bunu destekleyelim. Böyle bir şey lütfen yapmayalım. Şunu yüreğimden gelerek söylüyorum. İnsanoğlu elbette sürekli fazlasını ister ve arzular. Onu dizginleyen şey, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen söyledi, onu dizginleyen şey bir sonraki dünyanın oluşunu bilmesidir. Onu dizginleyen şey ahiret duygusudur. Onu dizginleyen şey hesap verme günüdür. Bu toprağın çocukları, bu toprağın çocukları zenginliğin çok malla değil değerli milletvekilleri, yetinmeyle olduğunu bilirler. Yetinmeyle olduğunu bilirler. Yetinmeyi bilmeyenler sadece milletin hakkını el uzatmazlar. Kibir hastalığına kapılırlar ve dediklerimizi de duymazlar. Onun için partilerimizin ismi ne olursa olsun, bizler doğruda bir olmayı, yanlışta hep birlikte direnmeyi başarabilmeliyiz. Onun için istirham ediyorum, bu konuda mutlaka adımlar atalım. Konuşmamın sonunda BOTAŞ, hibrit araçlar, bunlar çok tartışılmalı burada. Kamu bankalarının özellikle sermaye yeterlilikleriyle ilgili konu vahim bir konu. Niçin 2017'den önce görev zararı olarak 3-5 milyar TL zarar eden kamu bankaları 2020 ve 2024 yılı arasında 190 küsür milyar TL görev zararı yazmış? Erhan Bey'e teşekkür ediyorum, o gün bizi aydınlattı. 190 milyar TL de hazine bonosu almışlar. Kamu bankaları nasıl yönetiliyor? Ya inanın BOTAŞ önemli. Bakın TOK hepimizin göz bebeği. Adrese teslim dendi, kabul edilmedi. Ama TOK'un satın... Tamamlayın lütfen Sayın Temür. Zarar verecek herhangi bir uygulamaya lütfen, lütfen ama lütfen izin vermeyelim. Değerli milletvekilleri, son olarak şunu söyleyeceğim. Konuşmamın sonunda üzülerek ifade etmek istiyorum. Beytül Mali koruma anlayışı gerçekten bugün büyük yara almıştır. Biz bu yaraya merhem olmak zorundayız hep birlikte. Beytül Mal milletindir. Devletin görevi Beytül Mali üretimi, yatırımı korumaktır, refahı büyütmektir, istihdamı korumaktır, daha mutlu bir Türkiye ortaya çıkarmaktır. Bakın buradan harekette vatandaşın devletten, devlet adamından, devlet memurlarından beklediği tek şey ama tek şey imtiyaz değil, adalettir. Ve bunun için de devlet malı deniz diyen siyaseti ve bürokrasiyi sadece kendi menfaati için kullanan anlayışı tarihin çöp sepetine...